Şuna bakın ya, ne kadar komik. Paytak paytak yürüyor. Bundan bir tane daha var. Farklı bir tür daha var. Gençler merhaba, No Man's Sky'ın yeni bölümünde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önceki bölümde tam olarak bıraktığımız yerdeyiz ve önceki bölümde bahsettiğim şeyleri bu bölüm ziyaret edeceğiz. Bir tanesi işaretçi seyir noktası denen yer. Muhtemelen bize herhangi bir binanın konumunu verecek. Diğeri karşı taraftaki anıt ve bir de sanırım bu tarafta bir yerdeydi, emin değilim. Evet, bilinmeyen bir yapı var. Hepsine bakacağız. İsterseniz öncelikle şuradan başlayalım. Çünkü orada bir bilgi taşı var ve onu almak istiyorum. Hatta şunları da alalım ve hayır, bir saniye, bu sefer atmayacağım çünkü evet. Bu sefer atmayacağım arkadaşlar çünkü bir süredir şey bulamadım. Ferit tozu bulamadım. En azından bunları ferit tozuna çevirebiliyorum. Bakalım. Nerede, ne zaman, neye ihtiyacınız olacağını bilmiyorsunuz ve bu gerçekten bazen sıkıntıya dönebiliyor. Bakın, bu sadece saf feritmiş. Ferit tozu hiç bulamıyorum. Hatta şöyle de söyleyebilirim. Ferit tozu bulamıyor olmam belki de bu gezegendeki eksik minerallerden bir tanesidir. Çünkü gezegeni sürekli tarıyorum fakat bir türlü istediğim seviyeye ulaşamadım. Bu arada yeni bir güncelleme geldi. Türkçe dil dosyasına yeni bir güncelleme geldi. Bu görev İngilizceydi, Türkçeleşti arkadaşlar. Yeni güncellemeyi tekrardan indirip kurabilirsiniz. Çeviriyi yapan arkadaşımıza teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyor ve hızlı bir şekilde sorunları çözüyor. Tamam, biz bunu almaya geldik. Alalım. Biraz analiz üzerine çevreyi kontrol edelim. Bakalım neler var. Mesela o nedir abi? Tamam, onu biliyoruz. Küçük taşlar, kayalar falan oluyor ve bunları analiz vizörle tararken göremiyorsunuz. Gözünüzden kaçıyor ama gerçekten önemli şeyler. Peki şunu yükleyelim. Fırtına yine geliyor ve bundan hiç hoşlanmıyorum. Pardon. Pardon. Ya ben gerçekten çok şanslıyım ya. Özellikle bu oyun konusunda çok şanslıyım. Abi ben bu gezegende her şeyi taradığımı düşünüyorum ama yine de çok fazla eksik var. Saf eritmiş. Şunu açalım. Şunu da alıyorum. Ve nasıl? Hı, tamam. Aldık. Hepsini aldık. Şimdi şunu aktif edelim. Güzel. Antimadde var mı? Antimadde de var. Ah be, iyonize kobalt yokmuş. Hem de kesinlikle onun olmama gibi bir ihtimali olacağını düşünmemiştim. Garip bir cümle kurdum ama ne demek istediğimi anladınız. Şimdi kardeşim, elimizde kobalt var ama bu kobaltın tamamını değil de şöyle 100 tanesini kullanmak istiyorum. Hatta İki tanesini daha kullanabilir miyim? İzin vermiyor. Neyse. Bu analiz etsin. Biz de şuna bakın ya, ne kadar komik.
taytak baytak yürüyor. Bundan bir tane daha var. Farklı bir tür daha var. Ona çok benziyor. Görebilir miyim bilmiyorum ama bakın, bakın ne buldum. Ferit tozu içiriyormuş. İşte böyle küçük kayalar var ve bunlar o kadar güzel gizlenmiş durumda ki yerlerini tespit edemiyorsunuz. Manuel save almayacağız. Çünkü başımıza ne geleceğini bilmiyorum. Eğer manuel save alırsam kendi save dosyamın üzerine yazarım. Ne olur ne olmaz. Biliyorsunuz daha önce bu başımıza geldi. O nedenle manuel save almaktan kaçıyorum. Ve siz yokken ben birkaç tane daha drop pod buldum. Bu da artık neredeyse bitmek üzere. Yarısını tamamladık. Bir tane daha açtık. Şimdi abi şunu at. Bir saniye şöyle yapalım. Dihidrojen her yerde bulursun. Attım. Şunları şöyle, karbonu böyle koyalım. Oksijenimiz buraya aktaramıyoruz. Bunu aşağıya alabiliriz. 7 tane de ferit tozumuz varmış. Tamam. Hangi sırayla başlayalım? Bence yukarıdan başlayalım. Hatta evet, oradan başlayalım. Çünkü bize en yakın yer orası. O nedir? Ona gidip bakmak istiyorum. Belki taranacak bir kaya kütlesi olabilir. Ve hatta bu nedir? Onu tarayamıyoruz. Şuradan daha önce taramışız. Hatta taradığımız bir şey değil. O bir bakır yatağıymış. Peki. Bu gezegen canlı çeşitliliği bakımından oldukça verimli görünüyor ki her yerde onları görebiliyorsunuz. Şuraya bakın ne kadar çok canlı var. Ama hemen hemen hepsi aynı tür. Şunları taramışız. Monolit gibi bir şey bulduk. Hadi al şunu. Alsana şunu ya. Ya niye sıkıntı çıkarıyorsun? Peki. Güzel. O nedir? Onu da taramışız. Hadi bakalım bize ne verecek görelim. Viken ırkının dilini henüz daha tam olarak öğrenmiş değiliz. Antik yapı üzerinde her biri farklı bir alfabeyle yazılmış 3 büyük kelime sütunu var. İlk sütundaki kelimeler kuma çizilmiş vahşi yazılar gibi. İkincisi ise hassas nokta dizileri içeriyor. Son sütun neredeyse sert taşa elle kazılmış gibi görünen büyük ve davetkar harflere sahip. Alfabeye karşı el bas, noktalara karşı el bas, harflere karşı el bas. Ben alfabeye basmak istiyorum. Burada yaşayan antik ruhlar bana savaşçı atalarının dilini aşılıyor. Atlas dilindeki geri kelimesini öğrendik. Tekrar etkileşime geçebiliyormuşum. Bu monolitte yaşayan kadim varlıklar beni kabul ediyor. Bir talebi hoş görecekler. Portalın yerini mi belirle? Peki. Yeni bir portal kapısı bulduk. Tamam, oraya bir işaret bırakacağız. Şimdi bu bölüm ya da bundan sonraki birkaç bölüm de olabilir. Şu başımızın cezası yan görevi bitirmeyi deneyeceğim. Eğer bitiremezsem kayıt dışında bitireceğim.
Biliyorsunuz No Man's Sky serisini her salı ve cuma günü paylaşıyorum. Yani ben şu an bu videoyu salı günü çekiyorum ve cuma günü izleyeceksiniz. Aradaki diğer günlerde ise bu yan görevi tamamlamaya çalışacağım. İniş kapsülü. Zaten ben oradan girmiştim. Evet. Burayı biliyoruz. Bilmediğimiz bir yer olduğu zaman ismini okuyamıyorsunuz arkadaşlar. Benim gemim nerede? Abi benim... Ha, tamam oradaymış. Evet. Sizle ya da sizsiz bir şekilde ben bu görevi tamamlayacağım. Ola ki tamamlayamadım ve ola ki bu görevden sıkıldım. Şöyle bir avantajımız oluşuyor. Bu ferit tozuymuş. İstasyonlardaki portal kapılarından herhangi bir sisteme atlayış yapabiliyorsunuz. Yani istasyonlar arası yolculuk yapabiliyorsunuz. Bunu zaten bana sakın ateş etme. Bunu zaten siz de biliyorsunuz. Yani demek istediğim şu arkadaşlar. Atlas görevine ilerleyebiliriz. Ve ben zaman zaman istasyonlardan bu sisteme geri döner ve yan görevi bitirmek için biraz daha kasabilirim. Peki. Elimizde bir portal var. Oraya gideceğiz. Diğer yapı orada. Onu da ziyaret edelim. Ama onu ziyaret etmeden önce şu aşağıdakini kontrol edelim diyorum. O nedir? Ölüme atlıyorum. Sakin, sakin. Sakin çünkü exosuit'in exosuit'in enerjisi bitiyordu. Sakin, sakin. Güzel. Bu bildiğim kadarıyla manuel save almıyor ama umarım almıyordur. Küçük yerleşim yeri tespit edilmiş. Güzel. Bu şu anlama geliyor. Oyunu orada sonlandıracağız. Peki diğer yerleşim yeri bayağı yukarıda. Gidebilir miyiz? Tabii ki gidebiliriz. İmkansız diye bir şey yoktur. Sadece biraz zorlayacak. Yine fırtına geliyor ve abi nefret ediyorum şu fırtınadan ya. Güzel. Bunu alır oraya doğru uçarız. Hatta o kadar güzel uçarız ki oyunu baklarız bile. Öyle bir şey var arkadaşlar. Yüksek yerlere exosuit'le tırmanmaya çalıştığınız zaman baklanıyor ve hiç enerji tükenmeden uçuyorsunuz. Bakalım olacak mı? Evet, bakın oldu. Sağ alt taraftan enerjinin hiç inmediğini görebilirsiniz. Yani bunu bilerek yapmış da olabilirler. Böylece rahat bir şekilde yüksek yerlere tırmanabilirsiniz diye düşünerek bunu bırakmış olabilirler. Bazen programcı kafası böyle küçük bug'lar bırakabiliyor. Fırtınadan nefret ediyorum. Özellikle de bu toksit fırtınaları çok kötü oluyor. Neyse şuna bir bakalım. Viken kadimlerinin fısıltıları havayı dolduruyor. Aniden kelimeler işaretin üzerinde kabarmaya başlıyor. Sonra da zihnimin derinliklerini işliyor. Büyük monolit uyandı. Hirk'in meydan okumasını duydu. 5 kez Hirk çağırdı ve sessizlikle karşılandı. 6. haykırışta uyandı. Geçmiş hakkında bilgi istemeyeceğim çünkü beni farklı bir yere daha yönlendirecek. Ben sadece bir kelime öğrenip devam etmek istiyorum. Weekend hakkındaki bilgim arttı diyor. Peki.
Taranacak bir şeyimiz var mı? O kobalt mı? Kobaltı alalım. Bazen lazım edebiliyor arkadaşlar ki öyle olduğu zaman mağaraların içerisine girmek zorunda kalmıyorsunuz. Analiz üzeri kullanmadığım zaman önümü bile göremiyorum. O kadar kötü bir fırtına ki gerçekten beni çileden çıkartıyor. Peki şunlarla ilgili bir şey deneyeceğim. İçerisindekini tarayamıyorum. Peki bir ihtimal içerisini tarayabilirim ve işte taranacaklar listesinde bir şey daha eksilir diye düşündüm ama öyle bir şey yok. Şunu at. Oksijeni bas şuraya. Şunu gemiye atamam. Gemi çok uzakta. Şöyle dursun. Bu ne kadar? 9000. Para bile etmiyor. Atıyorum. Fırtına kristalleri var. Fırtınalı havalarda çıkıyorlar. Onlar gerçekten iyi para ediyor. Eğer fırtına kristali bulursanız fırtınalı havada dolaşırken olabildiğince çok farm yapın arkadaşlar. Çünkü gerçekten iyi para veriyorlar. Peki buradaki işimiz de bitti. O zaman ne yapıyoruz? Uçağımıza atlayıp portalı ziyaret edelim. Çünkü hiçbir şey kalmadı. Aşağıdaki olay nedir? Abi, yavaş, sakin ol. Bir sodyum, iki zararlı bitki mi var burada? Seni şöyle indireceğim. Yanında bir tane daha zararlı bitki var. Evet. Şunu da alırım. Göremiyorum ya. Şu büyük gövdeli ağaçları tarayamıyor olmak gerçekten çok üzücü oldu. En azından bunları tarayabilseydik, işte taranacaklar listesinden bir şeyleri daha çıkartmış olurduk. Ne istiyorsun ya, ne istiyorsun? Bırak ben alacağım onları, hiç tarama. Gemimiz yukarıda. Bence bol bol kaya bulup kaya taramamız gerekiyor. Çünkü eksik listesine baktığım zaman bir saniye minerallerin çok az olduğunu görüyorum. 23'ün sadece 7'si. Diğerleri bir nebze olsun ilerledi ve daha kolay bir şekilde tamamlanabilir görünüyor. Ama mineraller gerçekten çok az. Nereden gidiyoruz? Peki, şöyle scan yaparak gidelim. Yine sürpriz bir yumurta bulabiliriz. Bir drop pod karşımıza çıkabilir. Sıra dışı bir şey bulursak iniş yapabiliriz. Mesela yüksek yerlere çıktığınız zaman alçak bölgelerde bulamayacağınız bazı kaya kütlelerini bulma ihtimaliniz var arkadaşlar taramak için. Diğer iki gezegende buna benzer şeyler yaşadım. Hatta bazı bitki türleri var. Sadece yüksekte yetişiyor anladığım kadarıyla. Onları bulma ihtimali de bu şekilde oldukça güçlü.
Bakın orada bir şey gördüm. Mesela şunu bir tarayalım. Evet, boşuna inmişiz. Gerçekten boşuna inmişiz. Neyse. Gemiye tekrar atlıyorum. Harcadığımız yakıt sadece bize bir kötü anı olarak kalacak. Atmosferin dışına çıkalım ve bir atlayış yaparak direkt portalın üzerine inelim arkadaşlar. Zaman zaman küçük takılmalar oluyor. Bu takılmalara takılmayın. Çünkü ben artık takılmıyorum. Özellikle gezegenden çıkarken oluyor. Bir de oyuna her yeni güncelleme geldiğinde bu tür şeyler daha sık olmaya başlıyor. Ama süreli bir şekilde oluyor. Yani bir süre sonra haritalar yüklenmeye başladıkça bu takılmalar çözülüyor arkadaşlar ve olmamaya başlıyor. Fakat gezegen dışına çıktığınız zaman mutlaka takılmaları yaşıyorsunuz. Şimdi abi seni muhtemelen taradık ama aynen öyle taramışız. Peki. Yine paslı demir al. Hadi be. Aldım ama açmadım. Şimdi ben buraya bir işaret koymak istiyorum. Çünkü tekrar geldiğim zaman, yani bu sisteme tekrar geldiğim zaman portalın yerini bilmek istiyorum. Onu nasıl yapıyorduk? Bu muydu? İletişim istasyonu. Mesajların yazılması ve gezginlere iletilmesi için bir terminal diyor. Buraya bırakacağınız mesajı diğer oyuncular okuyabiliyor. Kayıt işaretçisi. Etkinleştirildikten sonra işaretçiler belirli yerlere tekrarlanan ziyaretleri kolaylaştıran kalıcı bir seyir yolu sağlar. İki tane metal plaka istiyorsun. Yapabiliyor muyuz? Nerede? Göremiyorum. Metal plaka. Ferit tozu istiyorsun. Evet. O paslı demirleri neden aldığımı şimdi anladınız sanırım. Bazen en basit madeni bile bulamıyorsunuz ve bu paslı demirler sizin yardımınıza yetişiyor. Şu kobaltı kazalım. Gereksiz bir şey aldığımın farkındayım. Nerede o? At şunu. Şunları tarayamıyoruz. Zaten taranacak pek fazla bir şey de yok gibi görünüyor. Ben geri döneyim arkadaşlar. Komik şey ya. Vay be, bir türlü bitmiyor ama biten kısmı işimizi görür. İki tane istiyordu. Yaptım. Şimdi şuraya
işareti koydum. Orada kalsın. Bu sisteme bir dahaki sefer geldiğimde onu rahatlıkla göreceğim. Portalı aktive etmek istemiyorum arkadaşlar. Bunu bir sonraki bölüm yapacağım. Bu bölüm onunla uğraşmak istemiyorum. Çünkü bizi nereye götüreceğini bilmiyorum. Ama şöyle ucundan bir bakabiliriz. Yani her şeyi girmemiz lazım. Şu bitsin. Evet. Hatta bitmesin. Bir saniye. Dur. Alacağımızı aldık. Birdenbire vazgeçtim. Portalı aktive ediyorum. Umarım geri dönebiliriz. Umarım geri dönebiliriz. Normal bakırı ver. Sodyum. İyonize kobalt ver. Kadmiyum değil de aktif bakır verelim. 10 tane oksijen veriyorum. Sodyum nitrat veriyorum. Yine iyonize kobalt veriyorum. Al sana oksijen. Al sana sodyum nitrat. Al sana kobalt. Al sana aktif bakır. Bitti mi? Bitti. Tamam. Ne yapıyoruz? Yani bu mudur? Abi verdiğim madenleri geri ver o zaman ya. İyi de ben şeyi kullanamıyor muyum? Geçit için portalı. Anlamadım. Yani gerçekten bu işten bir şey anlamadım. Kabartmaları portal ağına erişmek için güçlendirin diyor. Yaptık zaten. Ve ikinci bir seçimimiz yok. Bu portalları nasıl kullanabiliyoruz? Yani istediğimiz koordinatları girerek portallarda nasıl yolculuk yapacağız? Gerçekten şaşırtıcı derecede hayal kırıklığına uğradım. Tamam, en azından işaretçiyi oraya koyduk. Buradan atlayıp şu küçük yerleşim yerine gidelim ve kaydı sonlandıralım arkadaşlar. Ben portalla ilgili biraz araştırma yapacağım ve önümüzdeki bölüm şu portaldan geçip eğer yapabiliyorsak gidelim de şu meşhur Howler'ı alalım. Ama tabii ki yapabiliyorsak. Güzel. İn şuraya. İn, inmedi ya, pas geçti. Tamam, şimdi ineceksin. Lütfen şu havada uçan kayaların analiz edilebileceğini söyle. Abi bunlar dekor olsun diye mi koydular? Gerçekten komik. Evet. İçeriye girelim. Kaydı sonlandıralım arkadaşlar. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şuradaki silaha bakalım. Vay, ilginç bir şeye benziyor. Ama 5 para etmez bir şey. Sadece görsel olarak şık görünüyordu.
Satabileceğimiz herhangi bir şey var mı? Şunlardan bir tanesini satalım. Onlu bloklar halinde depolandığı için bir tanesini paketledim. Şu pasta demirler şimdilik dursun. Konum verilerini sattım. Başka bir şey de satmıyorum. Şunu gemiye. Sen yukarıya çık. Bunları işleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölüme elimde ferit tozu olur. İşleyip şuraya atabilirim. Bolca yerim var. Peki, izlediğiniz için teşekkür ederim ve tekrardan görüşene dek şimdilik hoşça kalın.